Hocam merhaba. Merhaba Muratcığım. Nasılsınız hocam? Bomba gibi Muratcığım. Bugün Beşler'e devam ediyoruz. 3. üniteye geldik. Hocam ünitenin ismi ne? Ünitemizin adı Ortak Mirasımız. Peki hocam bugün ne anlatıyorsunuz bize? Bugün ortak miras ögelerinden bahsedeceğiz Muratcığım. Ülkemizde ve dünyada ortak mirasla ilgili bazı böyle önemli örnekler var. Onlardan bahsedeceğiz Muratcığım. Başlayalım. Başlayalım Muratcığım. Ben başlayamıyorum çünkü Hızlıcan yok. Hızlıcan hızlı. Ya küsmüş vallahi Küçmüş. küsmüş. Hocam hızlı Babandan ya. miras mı kalmadı? <laughs> hocam ne haber? Ya hızlı bir şey hocam. Nedir bu ortak miras? Açıklasın şu Murat'a ya. Ya ortak miras şöyle bizim kardeşlerle beraber dayılardan kalan Allah. bir tarla vardı. <laughs> o bizim ortak miras. O bizim ortak mirasımız hocam. <laughs> ya bak şimdi ortak miras da onu anlıyorsun. Bak vallahi çok cahilsin ya. Ya hocam cahillik değil ya. Ortak miras işte miras kaldı ya. <laughs> bak İlber Hoca seni görmesin bak. İlber Hoca beni görmesin. <laughs> Cahiliz biz. <laughs> hocam anlatın o zaman bakalım. O zaman anlatalım arkadaşlar. Anlatın hocam. Evet hızlı sen de dinle. Dinliyorum hocam. Bak ortak miras şu arkadaşlar. İnsanlığın geçmişten günümüze süzüle süzüle getirdiği maddi ve manevi eserlerin tümüne ortak miras diyoruz. Ortak miras belli bir topluma ait değildir arkadaşlar. Tüm insanlığa ait bir durumu ifade eder. Mesela Taç Mahal diye bir yer var biliyor musun Muratçı? Var hocam evet. Evet orası işte Babür hükümdarlığı zamanında Hindistan'da yapılmıştır. Yapanlar da bizim Türk mimar Müslümanlardır ha. Böyle hafif alınmasın. Muazzam güzel bir yerdir. Ama bugün insanlığın ortak mirasıdır. Tüm insanlığın malı gibidir yani. Ya yani o nedenle bak can cazım. Karşına gelecek olan birinci soru. Ortak miras evrenseldir yavrum. Unutma. Belli bir milletin yarattığı bir şey olabilir ama bir miras unsuru olarak evrenseldir. Peki Murat'cığım sana bir soru. Evet. Ortak miras denen eserleri diyelim dünyadaki ve ülkemizde koruyan, bunların tanıtımını yapan, bunları destekleyen uluslararası bir teşkilat var. Evet hocam biliyorum. Ben. Ne adı Muratcığım? Hocam kanarya severler derdi. Evet Muratcığım. <laughs> <laughs> kanarya severler Derneği. Tabii ki değil. UNESCO hocam. UNESCO arkadaşlar Birleşmiş Milletlere bağlı UNESCO. İşte UNESCO Türkiye'de ve dünyada hakikaten bu somut ve somut olmayan kültürel miras unsurlarını koruma altına alarak onların gelecek nesillere bak dikkat korunarak devam etmesini sağlıyor. Yani eğer öyle olmasa gerçekten kıymeti bilinmeyebilir. Yani kıyıda köşede kaldığı için umursanmayabilir. Yani yüzüne bakan olmayabilir. Yani olur olur yani. Her yerde olabilir bu. O nedenle UNESCO'nun bu desteği hakikaten önemli. Şimdi Muratçım ama önce bu ortak mirasın içinde bazı kavramlar var. Onları konuşalım. Bu da sana yazılıda gelecek. Bak. Evet hocam. Bak evladım yazılı sorusunu söylüyorum şimdi. Bir. Muratçım tarihi mekan nedir? Tarihi eser nedir? Tarihi nesne nedir? Bak şimdi, dikkat. Çocuk tarihi mekan bir alanı ifade eder. Yani geçmişte insanların yaşadığı, orada bir hayatın olduğu bir alanı ifade eder. Mesela tarihi yarımada. Bak burası tarihi bir mekandır. Neresi tarihi yarımada? İstanbul'da değil mi? Eminönü'nden devam et. Yeni Kapı'dan dön gel Fatih'ten tekrar aşağı doğru. Kocaman bir alan. Burası tarihi mekan. Mesela Efes Antik Kenti. Tarihi mekan. Bak orası bir kent. Mesela Cumalı Kızık Bursa'da Osman döneminden kalan bir köy Muratcığım. Evet hocam. Burası da tarihi mekan. Ama bak dikkat. Tarihi eser de biliyor musun? Nedir hocam? O tarihi mekan içindeki kültürel, ekonomik, siyasi amaçla kullanılan yapılar. Dini mesela yapılar. Örnek verelim. Tarihi yarımada İstanbul'da bir tarihi mekansa Sultanahmet Camii tarihi eser. Topkapı Müzesi, Sarayı Müzesi tarihi eser. Eser hocam. Ayasofya tarihi eser. Oldu mu yavrum? Oldu hocam. Ha. Mesela Sultan Hanı Kervansarayı Aksaray Konya arasında o bir tarihi eser. Yani bir binadan bahsediyoruz tarihi eser derken. Peki Muratçığım tarihi nesne ne? Tarihi nesne. Nesne de o tarihi eserlerin içinde olan bugünümüze kalmış küçük parçalardan bahsediyoruz. Bak bunlar da tarihi nesneler. Küçük parçalar. Mesela tarihi yarımada bir tarihi mekan. Topkapı Sarayı tarihi eser. Onun içindeki kaşıkçı elması tarihi nesne. Sultan Sultanahmet Camii tarihi eser ama onun içindeki bir Şam'dan diyelim bir mumluk var yani ya, aydınlatma evet amaçlı. O bir tarihi nesne. Nesne. Mesela diyelim Efes antik kenti diyelim bak. O bir tarihi mekan. O tarihi mekan içinde Selçuk kütüphanesi tarihi bir eser. Onun içindeki bir kitap tarihi nesne. Olayı böyle algılıyorsun. Oldu mu yavrucuğum? Oldu hocam. Tamam mı? Peki bir şey soracağım ben hızlıya. Ama hızlı gelmiyor ki ya. Hızlı sana bir soru soracağım. Söyle bakalım. Edirne'de bir tane cami var. Selimiye Camii. Tarihi mekan mı? Tarihi eser mi? Tarihi nesne mi? Eee Tarihi mekan hocam. Bak şaşırıyorlar. Edirne tarihi mekan. Bak büyük bir alan olursa arkadaşlar bunu karıştırıyorlar. Cami, Selimiye Camii. Tarihi? Eser. 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 Peki onun içindeki bir halı var. O? Tarihi nesne. Hah! tarihi nesne. Oldu mu yavrum? Aman dikkat bak. Bunlar garanti yazılısı olsun. Evet Ol hocam. Oldu mu Sen de öğrenmiş oldun. Tamam mı Can Cazı? Evet hocam teşekkür ederim. Evet teşekkür ediyorum. Peki Murat'cığım. UNESCO'nun o zaman koruma altına aldığı bazı tarihi eserler var. Şimdi onlarla ilgili konuşalım mı Murat'cığım? Konuşalım hocam. Şimdi bak abi dikkat dikkat. Sorunun patlayacağı yere geliyoruz bu konuda. Şimdi bir ortak miras iki yer oluyor. Bir somut kültürel miras. Diğeri somut olmayan kültürel miras. Somut ne demek Murat'cığım? Bak mesela şu gözlük somut. Evet yani hocam. mesela mesela. Şimdi diyelim Taç Mahal'den bahsettik Hindistan'da değil mi? O bir somut ortak miras unsuru. Adıyaman'da Nemrut Dağı harabeleri var. Bak o somut yani fiziki olarak varlığı olan bir şey. Oldu mu yavrum? Mesela bir örnek daha verelim. Diyelim Cumalı Kızık Köyü bak. O da bir somut bir şey. Ama bak dikkat yavrum bir de somut olmayan kültürel miras var. Mesela aşıklık geleneği. Mesela pehlivanlık geleneği. Mesela Hacıvat Karagöz. Yani geleneksel sanatlar, kültürler bunlar da somut olmayan oluyor. Oldu oldu mu yavrucuğum? Olur yani hocam. Yani somutla somut olmayanı ayırmak çok kolay. Mesela kuş dili diye bir şey var. Mesela UNESCO bunu koruma altına almış. Kuş dili hocam? Bu evet bu somut olmayan kültürel miras. Evet evet. Somut olması için. Daha çok Karadeniz'de hocam kuş evet, dilim. Değil mi Murat'cığım? Evet, evet. Aynen Karadeniz'de. Mesela somut o eser fiziki olarak bir somutluk olması gerekiyor. Oldu mu? Hadi gel birkaç tane Türkiye'de örnek verelim Murat'cığım. Verelim hocam. Hatta dünyadan verelim. Murat Mostar Köprüsü'nü biliyor musun? Hocam bilirim. Mostar, Mostar sekli. Sekli. Evet, Bak. hocam. Arkadaşlar şimdi dikkat. Burada Mostar Köprüsü üzerinden bir şey söyleyeceğim size. Mostar UNESCO UNESCO tarafından koruma altına alınan bir eser, tarihi bir eser. Bir eserin UNESCO tarafından tarihi eser olarak koruma altına ya da tarihi mekan olarak ya da tarihi nesne olarak koruma altına alınması için bazı şartlar var Ne Nedir Mesela, o zamanlar? Moslar Köprüsü'nde olduğu gibi belli bir dönemi simgelemesi gerekiyor. Mesela Moslar Köprüsü Saraybosna'da Osmanlı'nın klasik dönemi dediğimiz Kanuni Sultan Süleyman devrini o dönemi simgeleyen, o dönemin damgasını vuran mimariyi bünyesine taşıyan bir eser. Yani bir eserin koruma altına olması için o döneme damgasını vurması gerekiyor. Ve bugüne kadar tabii ki o etkinin de devam ediyor olması lazım. Mesela Mostar Köprüsü'nde bunu görüyoruz yavrucuğum. Mesela bir diğer örnek verelim Murat'cığım. Verelim hocam. Büyük Kanyon. Bak bu da doğal bir örnek. Şimdi nerede Büyük Kanyon? Grand Kanyon? Amerika'da. Amerika'da. Hocam. Bak o da öyle o şekilde koruma altında. Sadece tarihi eserler değil. Bak orası da çocuklar niye biliyor musun koruma altında? Orada bir habitat var. Yani oraya ait endemik bir bitki ve hayvan habitatı var. O oraya mahsus. Ne demek endemik? Oraya mahsus ve dolayısıyla başka yerde yok. Ha, başka yerde yok. Orada korunması gerekiyor. He bak demek ki dikkat UNESCO'nun bir eseri koruma altına alması için orada endemik yani oraya mahsus bir durumun olması gerekiyor mesela Büyük Kanyon örneğinde olduğu gibi. Oldu mu yavrucuğum? Bu da sana başka bir örnek olsun. Mesela Türkiye'de Göreme Milli Parkı. Abi bak UNESCO burayı niye koruma altına almış? Ne var orada Murat? Peri bacaları var değil mi Muratcığım? Evet. Bir sürü peri bacası var. Ve dikkat et. Dünyada az örnek. Bak az örnek. Bir benim bildiğim şey Erzurum tarafında var. Marmara olması lazım. Dünyada fazla yok. Oraya mahsus ve orada Bizans döneminden kalan kiliseler var ve orada şimdi dikkat orta çağ damgasını vuran kiliselerde Bizans sanatını gözler önüne seren kiliseler var. Mağaralarda falan mesela. Ihlara Vadisi gibi düşün mesela. Oldu mu yavrum? Bak niye orayı koruma altına almış? Çünkü orası yani Göreme Milli Parkı hem bir dönemin sanatını yansıtıyor hem de orijinal olarak orada var. Başka yerde yok o görüntü. Oldu mu yavrum? O nedenle koruma altına almış. Mesela şey bilir misin Muratcığım? Nemrut Dağı'nı. Bilmem mi hocam? Bak Nemrut Dağı Milli Parkı. Hat Hiç hocam, Nemrut çünkü... Dağı'na gittin mi sen Murat? Yok hocam, Hızlı kesin yok. kesin gitmiştir. Hızlıya soralım. Nemrut'a gitmiş mi? Nemrut'un kızı yandı dedi. <laughs> Geliyor. Geliyor. Hapdesin seni, yerek misali. Gitti mi? Ama o değil tabii. <gülüyor> <gülüyor> Hızlıcığım. ne mutlana çıktın mı? Çıktım hocam. Gerçekten çıktın mı? Çıkar gibi birazcık eteklerinde kaldım. <laughs> Murat bir şey söyleyebilir mi? Ya ben bu hızlının var ya çevir kazı yanmasın evet huylarına bayılıyorum ya. Yani. Kazma var hocam. Çıktın evet mı diyorum, çıktım ama tam çıkar gibi getirdim. oldum. <laughs> Çıkamadım. Nemrut'tan çıkamamış. E, Burak, Siz çıktınız mı hocam? Aa hem de iki defa. Arkadaşlar Nemrut Dağı milli parkı bak. Komagene kralı. Komagene deyince aklına hızla. Çiğ köfte geldi Çin hocam ya. Çiğ köfteciler <laughs> kralı. evet Komagene bir e, Adıyaman göresinde Roma çağında bir krallıktı çocuklar. Komagene kralı birinci Antiochos oraya kocaman bir tümülüs yaptırdı Nemrut Dağı'na ve yanında devasa yani gerçekten ve yani gerçekten çok ilginç heykeller yaptırdı. Ya yani Dolayısıyla onlar bugüne kadar kaldı bak. Oraya mahsus bir durum oluştu. İşte o nedenle Türkiye'mizde Nemrut Dağı Milli Parkı da UNESCO koruması altındadır arkadaşlar. Oldu mu Hızlıcığım? İnşallah gidersin. Hocam Ama bak gidersen gidelim. bak sana bir tavsiyede bulunuyorum. Güneşin doğuşunu izlemeye git sabah. Hocam uyuyorum ben o zaman ya. ya. O zaman hiç uyuyacaksan hiç gitme bence oraya yani. Ben şarkı söyleyeceğim. Nemrut'un geze. <laughs> Murat'cığım Pamukkale'yi biliyor musun? Bilmem mi hocam? Pamukkale bak adından belli. Pamuk gibi yerler var. Orada kireç taşları nasıl olmuş öyle böyle değil mi? öbek öbek Murat'cığım. Üzerinde de sular var. Abi bak orası gerçekten korunması gereken bir doğa harikası mesela. Evet hocam. Orayı da korumuşlar. Ve onun hemen yanında Hierapolis antik kenti var. Roma döneminden kalma. Orası da kendine özgü mimarisi, kendine özgü sanatıyla hakikaten tüm dünyanın ilgisini çeken bir yer. Dolayısıyla tam böyle UNESCO tarafından korunacak bir alan arkadaşlar. Oldu mu Yarucuğum? Oldu hocam. Mesela bir diğer nokta Murat. Antalya'ya gittin mi hiç? Gittim. Hem de kaç defa. Antalya'ya gittin ama tabii kesin denize gitmek hocam, için. Hocam biz turizm Tuzimciyiz. Tuzimci ya işte Malavgat, Kemer falan, kaç. Karayın mağarasına gittim Murat'cığım. Karayın. Bak tavsiye ederim çocuklar. Arkadaşlar bak Karayın mağarasında dikkat. 500-600 bin yıl bak 500 demiyorum ha. 500-600 bin yıllık insan kemikleri bulundu. Yani orası avcı toplayıcı atalarımızın ilk dünyada böyle ilk konakladıkları diyelim barındıkları yerlerden biri. Bak o dönemin bir neyi arkadaşlar? Neyi hocam? Bir karakteristik değil mi bak bir, bir özelliği var Karayın mağarasının. O yüzden orası korunuyor. Diyelim bizim atıyorum herhangi bir köydeki mağara koruma altına alınıyor mu Muratçım? Alınmıyor. Alınmıyor. Hocam. Orası niye alınıyor? Çünkü dediğim gibi orası belli bir dönemi tamamen yansıttığı için Muratçım. O nedenle Karain mağarası avcı toplayıcılık döneminde hakikaten insanlığın önemli barınak alanlarından biriydi. Peki Muratçım bir diğer nokta var. Türkiye'de başka nereyi biliyorsun sen? Somut olmayan kültürel mirastan mesela. Somut olmayan. Aa, yani, aşıklık geleneği. Nedir aşıklık geleneği Muratçım? Hocam, Murat ozanlar, mozanlar ha, var. Ne Aşık neysel var hocam. O, o var ama benim bahsetmek kastettiğim şu. Daha Anlık böyle atışma, atışmalar, atışma hocam ve o sanat bak, Anadolu'da bak şimdi dikkat arkadaşlar, onun bir okulu yok bak. Arkadaşlar dikkat, aşıklık geleneğinin Türkiye'de yani şiirsel bir şekilde saz eşliğinde söz söyleme sanatının aşıklık bir söz söyleme sanatıdır. Bunun bir okulu yok. Bu babadan ola bir şekilde ne oluyor bak? Somut olmayan bir şey kültürel miras bu. Babadan oğula ne oluyor Muracım? Geçe Geçiyor. geçe geliyor. Tabii, tabii. O nedenle bu önemli bir nokta. Evraketli şey vardı hocam hatırladım. Murat çoban mıydı? Murat çoban oldu muydu? On Aşık miydi? vardı. Bilmiyorum Murat. Hocam şeyi söylüyordu ya. Kesiroğlu Mustafa Bey Ha Kesiroğlu Mustafa, oğlu Mustafa Bey. Bey bak tam o işte. Evet. Bir Bey'in oğlu, zor, zor beyin, bey'in oğlu diye devam ediyor mesela. Neyse işte bak bu tarz bak bunu da UNESCO koruyor. Bu somut olmayan kültürel miras. Türkiye'de de Azerbaycan'da da çok yaygın olan pehlivanlık kültürü. Evet. Ta Osmanlı döneminden, Osmanlı kuruluş döneminden belki daha eskilerden. Mağlı güreşler devam ediyor Tabii hala. günümüze kadar geliyor. Kırkınlar. Arkadaşlar evet bak bunun da korunması gerekiyor. Bu da somut olmayan kültürel miras. Masallarımız mesela değil mi? Evet hocam. Masallarımız, şiirlerimiz bunlar hep somut olmayan kültürel miras. Aman yavrum somut mirasla somut olmayan kültürel mirası Karıştı birbirine abi. karıştırma yavrum. Oldu mu Can Evet Muratcığım yani ortak miras ögeleri bunlar eminim çok iyi anlamışlardır. Dikkat etmene gereken noktayı bir daha söyleyeyim Muratcığım. Tarihi mekan, tarihi eser, tarihi nesne. UNESCO neden bazı eserleri koruma altına alıyorken bazılarını almıyor? Onları söyleyelim. Belli bir dönemi yansıtması gerekiyor. Korunması gereken bir geleneksel kültür olması gerekiyor gerekiyor ve orijinal endemik bir unsurun orada olması gerekiyor. Bunları korum altına alıyor UNESCO ve bunun dışında da somut kültürel mirasla somut olmayan kültürel mirasın farkını da bildikleri anda artık bu konudan hiç korkmasınlar Muratcığım. Kesinlikle hocam. Son sözü hızlı söylesin. Hızlı. söylesin hızlıcığım. Arkadaşlar Heh. videomuzu beğenmeyi, aynı zamanda yorum yapmayı ve zili bildirimi açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar çok önemli. Sizleri çok seviyoruz bak en çok da hızlı abini seviyor. Çok tatlı. Hocamız ben görüşmek üzere. Görüşmek üzere Muratcığım. Hoşça kalın.